1961'de Evet. hüküm infaz edildi. Evet. Ne kadar hükümse bu. Bir infaz gerçekleşti. O sahfayı da yine sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. 15 Eylül günü yasa da kararları verilecek. O sabah kalktık diyemem, zaten uyku falan yok da tahmin edileceği gibi. Başka bir haberle karşılaştık. Menderes intihar etti diye. Komada idam cezası verildi. Fakat yüzüne karşı karar okunamadı diye. Sorsak kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Zaten habire telgraf çekiyoruz. Avukatlarında da bir haber yok. Ne olabilir diye düşünüyoruz. Yani bir de ne diye dua edelim yani? Bu yataktan kalksa o an için çok büyük bir ihtimalle dar ağacına gidecek. Bir haber de yok. Sonra bir cehennem azabı, bir bekleyiş. Olay hakkındaki kanaatimi de söylemek istiyorum. Bu da bu akşam. Yıllarca düşünüp vardığım bir sonuçtur. Onu da burada söylüyorum. Çok büyük bir ihtimalle Menderes merhum ölüm cezası verileceğini biliyordu. Araya bir intihar teşebbüsü koyarak olabilir ki infazların yapılmaması yolunda bir takım teşebbüsler olabilir. İntiharıyla böyle bir zaman kazanmayı amaçlamıştır. Çünkü 2 saatte bir başındaki nöbetçi değişiyor. Böyle bir ilaç kendi yanında varsa, söylenildiği gibi biriktirmişse, bunların zaten herhangi bir neticeye ulaşması mümkün değil. Başındaki insan tarafından anlaşılacak. 16 Eylül günü kalktık. Gazetelerde Zorlu ve Polatkan idamları vardı. Zorlu aynı zamanda rahmetli annemin öz teyzesinin kızının kocasıydı. O da aileden bir insandı. Ve o cumartesi günüdür. O gün sağlığından da haber yok. Gelip gidenler oluyordu işte. İnfaz edilecek, edilmeyecek, kurtulacak sözleri vardı. Bunları hiç duymak istemiyordu rahmetli annem. Pazar günü de bekliyorduk yani. 19 haberlerinde radyoda idam cezası infaz edilmiştir diye işittik. Büyük bir acı, büyük bir keder. Aklımdan annem de geçti. Kaldırabilir mi acaba diye. Fakat eş dost vardı, akraba vardı kendine göre. Bir an için hepimiz durduk. Bir görev yapmamız
yapmamızın gerektiğini hep birlikte düşündük. Bir dostumuzu verdik. O da taksiye atladı. Sanıyorum 8 olmamıştı. Birkaç yere cenazenin, naaşın bize verilmesi için müracaatta bulunduk. Sonra bir yakın akrabamız, bir doktor vardı. O bize geldi. Rahmetli büyük abime gitti. Dedi ki böyle bırakamam. Az dozda da olsa bir iğne yapıp biraz uyutmam lazım dedi annem için. Evet. Sonra da niye izin verdiniz diye hep bize sistemi olmuştur. Biz de derdik ki yani ne yapılabilecekti o anda diye. İğne yapılmasına niye izin verdiniz? Evet, izin verdiniz. Evet. O halimde kalsaydım şeklinde. Aydın Bey, ilk radyodan mı işittiniz? İlk radyodan hükmün işittim. İnfaz evet. edildiğini. Evet. 19 ajansında. 19 ajansında, evet. Yani haber... Abilerinizle birlikte miydiniz o sırada? Yani tabii. Bütün aile tabii, aynı bütün şekilde aile işitti. O sırada bir aradaydık, hep beraberdik. Başında, başta annem olmak üzere hep beraberdik. Hı hı. Ama ümitli bir bekleyiş de yoktu. Başta annemin fikri buydu. Tabii zaman geçti. Sonra bunların haberini aldık. Nasıl olduğunu gördük. Aradan 29 yıl sonra 1990 yılında 16 Eylül'ü 15'i 16'ya bağlayan akşam İmralı'daydık. Naaşları almak için. İndik. O infazların yapıldığı yerleri gördük. Birçok şey öğrendik ama o anda idam edilmişti. Bildiğimiz buydu. 2-3 gün geçti. Bir polis geldi. Ağlamaklı. Her görev olsaydı da bu olmasaydı diye. Nedir dedi annem? Efendim, Türk Ceza Kanunu birisi idam edilirse hüküm özeti evinin kapısına asılması lazım. Oğlum ne sen üzül ne ben üzüleyim dedi rahmetli annem. Üzülecek, utanacak birisi varsa kim astıysa odur Menderes'i dedi. Sen onu oraya koy, işte üzülme, bizi de üzmedin dedi. Bir tanıdık geldi, bunu ben buradan kopartacağım, hiç kopartma dedik. Yani hüküm özeti, Menderes ailesinin kapısına, evet, bizim kapıya asılıyor. Geldi. Sonra bir torba geldi. O an işte üstünde bulunan eşyalar, son eşyaları teslim edildi. Biraz daha zaman geçti. Bu sefer bir icra emri geldi. Şu kadar para, işte cellat parası, ip parası. Bunu da ödeyin bunlar da diye. Mı sizden tahsil edildi? Tabii bunlar da bizden tahsil edildi. Zaten örtülü ödenek davası diye de sırf Menderes'i küçük düşürmek için icat edilmiş bir dava vardı. Oradan da yüklü bir para. Rahmetli annem baktı, dedi ki bu ceza da bize konmuş dedi. Çünkü o sağ olsaydı da her şey borcu olsaydı yani. O gitmiş. Bu da bize konmuş herhalde bu ceza dedi. 1966 tarihine kadar da işte Çakırbeyli çiftliğini sattırmayalım. Ondan kalan bir iki tane gayrimenkulü muhafaza edelim diye o hükümetlerle uğraştık ettik. 1966 senesinde AP yeni iktidardı. Af çıktı da o kısmı da öyle çözülmüş oldu. Ama her gün insanlar geldi. Ev hep doldu, taştı.
Bu millet Menderes'i, yakınlarını, o ismi taşıyanları, Menderes'e yakın olanları hiçbir zaman unutmamıştır. Büyük bir kadir şinaslık göstermiştir. Kaldı ki hep demişizdir ki o hayatta olsaydı da ne gelecekse bizim başımıza gelseydi. Ama kaderi tabii değiştirmek mümkün değildir. Evet.